كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evet, evden çıkarken onu uğurla, akşam döndüğünde güler yüzle karşıla. 4. En çok güzel görünmen gereken kişinin beyin olduğunu bil. Hadi bakalım. En çok güzel gözükmen gereken kişinin beyin olduğunu bil. Bizde böyle bir şey var mı? Bizde tam tersi. Hanımlar evde bileğir cadısı. Öyle, ben lafımı esirgemem. Evde hanımın suratına bakılmıyor. Bugün bir tane Instagram'da video denk geldi. Çok hoşuma gitti. İşte kadın arabaya biniyor. Adam diyor, kimsin kardeşim diyor. Çıksana arabamdan diyor. O da diyor, ne diyorsun ya? Kardeşim çıksana arabamdan diyor. Sen kimsin ya diyor. Ben diyor nişanlıyım diyor ya. Kadın bağırınca, aşkım sen misin diyor. Diyor, makyajın yok, tanıyamadım, kusura bakma diye. Ya öyle. Hanımlar evde kaşı gözü her tarafa ayrılıyor. Saçlar böyle çiçek açmış kafada. Pijama yırtık her taraf, Allah selamet versin. Çamaşır suyu lekeler. Atlet yırtık. Altta zaten pijama, babaanneden kalma. Ama hanımefendi sokağa çıkarken makyajlar, eyelinerlar, bilmem rimel, bir sürü şey çıkmış. Far mı yapıyor? Far mı deniyor ona? Far, stop lambası, ne varsa var. Ne oluyor hanım abla? Sen onu her akşam kocana yapacaksın. Dışarı çıkarken, kocan gelsen parfümleri hemen sık. Tabii kocana sıkacaksın parfümü. Bizimkiler tam tersi, sokağa çıkarken, düğüne giderken, kınaya giderken her taraf fısır fısır. Fıs 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 fıs, hepsi. Öyle sokaklarda parfüm kokusundan geçmiyor. Hele düğün salonunun önüne Allah muhafaza, burnunu kapatarak geçeceksin yani. Sen o parfümü kime sıktın hanım ablacığım? He? Söyleyince ben suçluyum. Ben niye suçluyum ya? Erkek de karısına sıkacak parfümü. Bunu da söylüyorum. Evet. 5. İffetini ve hayanı muhafaza et. Kadın edepli olacak. Baş önünde gidecek. Erkek de aynı. Ama kadına daha çok laf geliyor. O yüzden özellikle hanımlara diyoruz ki iffetini muhafaza eyle ki insanların dili Ne denir? Ağzı torba değil ki büzesin. Ağzı torba değil ki büzesin. Adam herkes ağzı olan konuşur. Ağzı olan konuşur. Der ki, kardeşim ya bu kadın niye böyle gülüyor? Ya bu kadın niye sırıtıyor? Erkek için bunu demezler. Erkek gülerse deli misin lan sen derler. Ama hiçbir kadın gülüyor diye deli misin demezler. Ya bu kadın niye gülüyor? Hayırdır ya derler. Maalesef. Maalesef. Her şey eşit olacak arkadaş. Erkek için ne düşünüyorsan kadın için de aynısını düşüneceksin. Erkek için bir şey olmaz, erkektir. Kadın için lan bu nasıl, öyle bir şey yok. Bu iftiraya girer. Evet. 6. En güzel elbisenin takva elbisesi olduğunu unutma. Her işimizi murakabe eden Allah Celle Celaluhu düşün. Takva nedir arkadaşlar? Allah Celle Celaluhu'dan korkmaktır. Allah'tan korkan kadın kocasına hizmet eder. Allah'tan korkan koca hanımına iyi davranır. Ama hanımla kocasının arasını iyi tutacak. Adam sinirliyse ona göre şey yapacak. Öyle kardeşim, sinirli adam, adam agresif. Adam her şeye parlıyor, adam her şeye cırlıyor. Sen de idare edeceksin. Adama saldırmayacaksın, üstüne gitmeyeceksin. Adam sinirliyse uzak duracaksın. Bizde hanımlar tam tersini yapıyor. Adam sinirliyse daha çok üstüne gidiyor. Ya mübarek bir uzak dur da. Adam sinirli, uzak dur, uzak git, kaç. Kaç adamdan. Allah'tan kork. Beyine ona göre davran. Beyin de sana ona göre davransın. Evet. 7. Sevgini beyinle ve çocuklarınla paylaş. Arkadaş, bir insan bir insanı seviyorsa ona seni seviyorum demek sünnettir. Bak unutmayın bunu. Hanımını seviyorsan hanım seni seviyorum diyeceksin, sünnettir. Aynısı tam tersi. Bey hanımına, hanım beyine seviyorsa seni seviyorum diyeceksin. Bak bu önemli mevzu. Ya en son ne zaman seni seviyorum dedim, hatırlamıyorum. İşte bana en son haberlere çıkıyor bunlar artık ya. Bir yerden patlak veriyor. O ona kaçıyor, o ona gidiyor. Bana diyor en son diyor işte 35 sene önce seni seviyorum dedi. Bunlar ince mesele. Burada aşk meşk konuşmuyoruz arkadaşlar. Burada yaptığımız şey yuva kurtarmak. Ümmetin yuvası kurtulsun. Ümmetin karısı kocası boşanmasın. Çoluk çocuk ortada kalmasın. Seviyorsan seviyorum diyeceksin. Erkekler birbirine seni Allah için seviyorum diyecek. Bu kadar. Kadınlar birbirine
Hanım kardeşim seni Allah için seviyorum. Bu. Sadece eşler birbirine seni seviyorum diyecek. Yani Allah için de seveceksin ekstra. Ama normal aşk meşk muhabbetinde seni seviyorum diyeceksin. Evet. 8. Evinin direği ol. Beyin evde olduğu zaman gözü arkada kalmasın. Öyle bir kadın olacaksın ki böyle. Adam diyor ki ben işte atıyorum işte yolculuğa çıkıyorum, işte sefere çıkıyorum, işte bir yere gidiyorum, şehir dışında işim var birkaç gün. Ama benim elhamdülillah hanım Allah razı olsun beni aratmaz, evi idare eder, çekip çevirir, çocuklara bakar. Hiç problem yok. Böyle olacaksın. Gevşeme olmaz. Gevşeklik olmaz. Adam karısına güvenip bir yere gidemiyor. Ya bu karı bu çocuklara ya hiç güvenmiyorum diyor ya. Ya döver. Evine kamera takıyor. Biliyorsun haberleri çıkıyor da. Adam evine kamera takıyor. Kadın çocuğu dövüyor. Oluyor. Kendi öz anası yani ha. Hizmetler çok oluyor. Bakıcılar çok dövüyor. O ayrı. Ama onun haricinde kendi öz çocuğunu döven kadınlar çıkıyor. He babalardan dolayı geçen gördünüz. Gaziantep'te miydi o? O şerefsiz, namussuz. Lafımı esirgemiyorum. Aylık kaç aylık çocuğuna yumruklu da hatırlamıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Antep'te ya. Ya ne moralim bozuldu benim o zaman ya. Kadın, erkek evin direğidir arkadaşlar. Evin reisi erkektir. Bunu unutmayın. Ya ben de çalışıyorum Lan bırak. Böyle bir şey yok. Hanım çalışıyor da evin reisi olamaz. Hanım evin reisi olamaz. Evin reisi erkektir erkek. Bitti. Evde erkek olmaz lan. Çocukların reisi anadır. İdare edecek. Evet. 9. Beyine her fırsatta teşekkür etmeyi unutma. Sana iyilik yaparsa. Teşekkür ederim bey. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Yine elin boş gelmeden Allah razı olsun. Böyle bir şey yapabiliriz mesela. Hanımlar. Arkadaşlar bunları kafanıza kazıyın. Kardeşiniz olur. Bacınız olur. Evlendirirsiniz. Bak kardeş. Bak böyle bir sohbet. Kafamda 3-5 bir şey kaldı ben sana anlatayım. Yakınınız olur. Kızınız olur. Kızım dikkat et. Oğlun olur oğlum. Bak hanımın sana böyle davranacak. Sen de ona adam gibi davranacaksın. Böyle. Bunları kafanıza yazın arkadaşlar. Bunlar önemli mesele. Evet. 10. Al işte. Kocanı gücünün yetmeyeceği külfetin altına sokma. Onu da Bellona'dan, İstikbal'den, bilmem nereden. Yeter de battık da. Yok. Boştan gelsin, Siemens'de. Ulan mübarek para yok da. Yok altın başak mıydı? Neyse ne işte Allah Allah ya. Ya kadın bir sabır ya. Kadın para yok karı. Ulan para yok cepte kadın. Ben anlamam. Komşunun Melahat'te 5'i bir yerde var. Hareketlere bak. Melahat'te 8'i bir yerde olsa biz de 9'u bir yerde mi alacağız da? Mübarek. Herkes de var. Bir sürü Sabancı var, Koç var. Onlar da dolu. Biz de onlar gibi olacağız. Öyle bir şey yok. Azat Hamayeçen. Eyvallah yeter beyim. Cebinde ne kadar para var? Bey. 1000 lira. Ya bana şöyle bir 200-300'lük bir yüzük müzik alsana. 5000 lira. Yok öyle bir şey. Ya kocanı idare et ki o da seni idare etsin. Çünkü bak bugün bir abi anlattı. Dedi ki benim hanım biraz sabretti. Ona dedi aldım dedi bir gün beyaz eşyacı. Dedi ki her şeyin en iyisini birinci kalitesini aldım dedi. Bütün paramı ona harcadım dedi. Ama dedi sabrettiği için. Sabredersen erkek alır. Nedir? Kocanın gücü yetmeyecek külfetin altına sokma. Adamı borca sokma gerek yok. Bizim koltuklar da eskimiş. Ne olmuş? İşte efendime söyleyeyim hafta sonu işte bizim misafir gelecek koltuk takımını yenelim. Misafir gelecek koltuk takımını yenileyelim. Böyle çok var ha. Abartmıyorum böyle çok var. Daha mübarek daha duruyor tertemiz mis bir yıkat bir yıkama çiçeği bir şey yapalım. Yok. Rezil olurum. Bizim hanımların mevzusu bu. Rezil olurum. Koltuğunu temizle ki rezil olma. Param yok alamıyorum. Kocanı zarara sokmayacaksın. Ondan sonra başkalarına şikayet etme. Bunu yapan çok hanım var. Kocasını alıyor el aleme şikayet ediyor. Ya şikayetten baksan ya bizim bey de şöyle bozuk bizim böyle Allah belasını versin ulan nasıl adam bu lan öküzün teki yontma taşlı arkadaş ne yapıyorsun ya. Sakin ol sakin. Kocanı el aleme şikayet etmeyeceksin arkadaş. O senin kocan ya insan kocasını şikayet eder millete ya. O senin özelin ya. Erkek de karısını kimseye şikayet etmeyecek.
Bizde tam tersi. Millet, bizim karı kocalar hep tam tersini yapar. Akşam kocasıyla kavga eder, sabah gider anasına, dedesine, komşusuna anlat, illaki anlatacak. Niye? Şikayet etmem lazım. Ben bu adamın Allah belasını versin, ben nereden evlendim, böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra evde niye huzur yok? Bu ev niye böyle? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah.